Ayak Sesi. Yazan Nalan Barbarosoğlu. Seslendiren Bedia Ener. Bu öykü yazarın Can Yayınları'ndan çıkan Ay Çiçekleri kitabından alındı. Hep o ses. Beynimin içinde mıcırlı yolda yürüyen bir çift ayak sesi. Ayakların sahibini bilmiyorum. Ve o yolun beynimin içinden neden geçtiğini de. Hemen hemen her gece yatağa yattıktan sonra uykuyla uyanıklık arasında aynı tempoda yürüyen ayakların sesi. Ne daha hızlı ne daha yavaş. Ne daha yorgun ne daha dinç. Bitmek tükenmek bilmez tek düzelikte geceler boyu kaldığı yerden süren hep o ses. Neredeyse 6-7 aydır geceleri sesle birlikte çevremden uzaklaşıyorum. O sesi arıyorum gittiğim yerlerde. Önceleri yıllardır değişmeyen yatak odamın içinde aradım. Gözümü kırpmadan tek tek baktım. Örneğin komodinin üstündeki lambaya, içine protez dişlerimi koyduğum bardağa, tek kapılı elbise dolabına, şifonyer çekmecelerine, üstündeki balıksız akvaryuma, ayak ucumdaki ceviz sandığa, gömme dolaba, odanın cam yerinde beyaz bir pike asılı kapısına, ahşap döşemeye serili kilimin desenlerine. Öyle çok baktım ki, ondan sanırım sesin yankısıyla birlikte oluşan boşlukta uzaklaşıp gitti baktığım her şey. Ve ben başka bir zamana, başka bir uzama geçtim her defasında. Sanki hiçbiri birbirine benzemeyen, daha önce yaşamadığım başka bir zaman ve uzamda bulmaya başladım kendimi. Ama ses, hep o ses. Mıcırlı yolda yürüyen bir çift aynı ayak sesi. Adadayım. Haritanın neresinde olduğunu bilmediğim bir ada. Buraya nereden ve nasıl geldiğimi bilmiyorum. Niçin geldiğimi de. Hava kapalı. Bulutlar kuzeyden geliyor öbek öbek. Atılmış pamuk yığınları gibi. Güneşin önünden geçerken pırıl pırıl bembeyaz ışık saçıyorlar toprağa. Gözlerini alamıyor insan. Çağrışımlarla dolu deniz dalgaları gibi. Tam bir şeye benzetecek oluyorsunuz. Biçimleri değişiyor. Tepeye doğru uzanan üzüm bağlarının arkasından kayboluyorlar ard arda. Minyatür bir orman görüntüsü sergiliyor bol yapraklı omçalar. Üzüme durup durmadıkları bulunduğum yerden anlaşılmıyor. Adanın kumsalı göz alabildiğine uzanıyor kıyıda. Ayaklarımın altında kumlar incecik, belli belirsiz hışırtılarla kayıyor adım attıkça. Uzakta yeşilli beyazlı bir şemsiye grubu var. Orada bir kafe bulunduğunu düşünüyorum. Yürümeye başlıyorum. İyi demlenmiş bergamot kokulu bir çay içmek istiyor canım. Orada bulunmama hiç de şaşırmış gibi görünmüyorum. Tanıdık ve alışkın adımlarla yürüyorum. Dalgalar küçük çırpıntılarla vuruyor kıyıya. Rüzgar tepeden esiyor. Rüzgarın ve dalgaların sesi keyif veriyor. Yürüdükçe yenileniyorum sanki. Şemsiyelerin altında şezlonglar olduğunu fark ediyorum. Oturan kimse yok. Kimse olmadığı gibi görünürde kafeye benzeyen bir bina ya da çardak benzeri bir şey de yok. Neyse diyorum kendi kendime. Hiç olmazsa biraz otururum orada. Vardığımda denize en yakın şezlongu şemsiye altından çekip olabildiğince kıyıya yakın yerleştiriyorum. Uzanıyorum. Cebimden bir sigara çıkarıp yakıyorum. Ufuk çizgisinde yeşilleşen denizin küçük, dalgalı, gri maviliğine dalıyorum. Bir şey düşünmeksizin. Emekli miyim, tatilde miyim bilmiyorum. Sonsuz bir sessizliğin içinde yol alıyorum sanki. Elimde sigara, burnumda kokusu, nikotinin acı ama damağıma haz veren tadı arasında gözlerim kapanıyor. Oturduğum şezlongda ağırlığımı yitiriyorum sanki. Hafifliyorum. Hafifliyorum. Sessizlikte denize doğru esen rüzgarın ve küçük dalgaların sesine karışıyorum ki
Eve gel, baban çağırıyor diye sesleniyor ablam. Sokağın doğal gürültüsü içinde çınlayan sesi anneminki gibi çıkıyor. Şaşkınlıktan ne yapacağımı bilemez haldeyim. Ne kadar da uzak yılların içine düştüm. Bir yandan da anneminkine benzeyen ablamın sesi içimi yakıyor. Göğüs kafesimden başıma doğru ateş yükseliyor. Gözlerimden yaş akla akacak. Pencereden annem sesleniyormuş gibi oldu. Nihal, neredesin? Beni gördüğünde hadi eve gel. Baban gelir şimdi. Hiç nazlanmadan bırakırdım oyunu. Annemin çağrısı, sesiyle birlikte burnumda canlanan kokusu bütün oyunlardan daha çekiciydi. Bahçe kapısından girince tulumbadan çekilen suyla yıkanan avlunun taş döşeli ıslak zemini, duvara dizili sırsız saksılar içinde rengarenk sardunyalar, dutun gölgesinde uzanan kedilerin miskinliği karşılardı beni. Evin tahta merdivenlerini trabzanlara tutunmadan ikişer ikişer çıkar, üstümün başımın tozuna toprağına aldırmadan ön odada pencere önünde dantel ören annemin boynuna sarılırdım. Annem dantelini pencere önündeki açelya saksıların arasına bırakır, elimden tutar banyoya götürürdü. Yıkar, temiz atlet ve etek giydirir, belime kadar gelen saçlarımı yandan ikiye ayırarak tarar, örer, uçlarına Arap bacılı tokalarımı takar, sonra da sofrada yüzüme aynayı tutar, bak ne kadar güzel oldun derdi. Ben ön odaya gider, pencere önünde babamı beklemeye başlardım. Akşam sofrasını yazları arka bahçeye kurardı annem. Tabakları, çatalları ben götürürdüm masaya. Yemek yerken mutfaktaki radyoyu açar, fasıl dinlerdik bir yandan da. Sofrada konuşulmazdı. Sessiz yenen akşam yemeklerinden sonra evde hayatta biterdi. Ben radyoda anlatılan masalı dinler ve hemen uyurdum. Rüyalarımı hep annem süslerdi. Sabahları gördüğüm rüyaları anlatırdım ona ve hayır olsun, hayır olsun diye diye ilgiyle dinlerdi beni. Evde babam niye vardı, ne işe yarardı hiç anlamazdım o günlerde. Hiç konuşmazdı. Anlatacak bir şey de yoktu belki de, bilmiyorum. Dalgın gözlerle bakardı hayata. Kimsenin görmediği bir şeyleri görüyor gibiydi. Sakin ve her şeye karşı aldırışsızdı. Annem sorularına kısa yanıtlar almaktan bıkmış olsa gerek ki o da hiçbir şey sormuyor ya da ona hiçbir şey anlatmıyordu. Tedirgin bir suskunluk içindeydik üçümüzde. Babamın yanında annemle konuştuğumda anlamsız bir suçluluk duygusu kaplardı içimi. Annemle paylaştığım hayat onu incitirdi sanki. Kendini fazlalık gibi duyumsuyordu belki de. Bir baba ne yapardı bilmiyordum. Diğer babalar da böyle miydi hiç düşünmemiştim. Onunla ilgilendiğim tek zaman parçası akşamüstleriydi annem varken. Camın önünde eve gelişini beklerdim. Neden beklerdim acaba? Peki bir gün her şeyin değişeceğini, ikili hayatımızın üçlü bir hayata dönüşeceğini umardım. Kim bilir? Top sahasının yanındaki sokaktan çıkar, eve doğru yavaş yavaş gelirdi. Bazı yaz akşamları bir karpuz ya da kavun olurdu elinde. Getirdiği karpuzları arka bahçedeki kuyuda soğuturdu kesmeden önce. Sonra annem gitti. Bana hiçbir şey söylemeden, gideceğine ilişkin tek sözcük etmeden gitti. Gitmiş. Bir sabah uyandığımda annemi evde bulamadım. Dantel torbasını da, terliklerini de, yatak odasındaki konsol aynasının kenarında sıralı fotoğrafları da. Masasında çayını karıştıran babam annemin gittiğini ve bir daha gelmeyeceğini söyledi. Hiçbir şey sormadım ona. Ne o an ne de daha sonra. Belki annemi bulurum diye sokağa fırladım. Koştum, koştum, koştum. Kendimi tanımadığım bir sokakta buldum. Arkamda babam vardı. Hiçbir şey söylemeden elini uzattı. Benim elimi tutmasıyla bir file tutması arasında hiçbir fark yok gibiydi. Ellerinde kör olabileceğini o gün öğrendim. Eve geldik. Karnıma bir ağrı oturdu. Ve hastalandım kapıdan girer girmez. Hastalığım kaç gün sürdü bilmiyorum. Ama karnımdaki o ağrının acısı aklıma geldikçe gözlerim hala sulanır.
Hasta yattığım, okula gidemediğim o günlerde daha sonra abla diyeceğim genç bir kız geldi, yerleşti evimize ve her şey değişti. Taşlığın kokusu, tahta merdivenlerin sesi, kuyunun suyu, açelyaların rengi. Kediler de gitti avludan ve saçlarımı kesti ablam. Kulaklarımı ancak örtüyordu saçlarım. Kulaklarımın arkasına tıkıştırıyorum ben de onları. Kaşlarımı kapatan kâküller bırakmıştı alnımda. Bir daha hiç uzamadı saçlarım. Evde oyun bırakılacak kadar çekici bir yer olmaktan çıktı. Oynadığım hiçbir oyunu yarım bırakmadım o günden sonra. Sokağın eve en son giren çocuğu oldum hep. Bu sokağın evlerinde hayat sabahlara sıkıştırılırdı. Dışarıdan evin içinde koşuşturan terliklerin sesi duyulurdu. Evecen nereye gittiğini bilir. Sabah kahveleri mutfak tezgahlarının başında ayakta içilir, fallar ayakta kapatılır, dedikodular ayaküstü fısıltıyla yapılırdı. Etli yemek pişmek üzeredir. Makarna suyu hazırdır ya da pirinç tuzlu ılık suda ıslatılmış beklemektedir. Mevsim kışsa çorba en son pişirilecektir. Erinçli sabah saatleridir geçen zaman. Erkeksiz ve erkek dünyasına kapalı. Bu saatlerde beklentiler değişebilir. Amaçlar yer değiştirebilir. Umutlar ertelenebilir ama tempo hiç değişmezdi. Böylece yakından tanıdım o sokakların renklerini, kokusunu, bahçe kapılarını, kapalı kapıların, çekili perdelerin arkasındaki hayatları, ağaçları, otları, kuşları. Belki bu yüzden hep başka sokaklar, başka renkler, başka kokular, başka bahçe kapıları, açık bırakılmış kapılar, perdesiz pencereler hayal ettim ve hep büyümeyi bekledim. Annemi beklemedim. Yatağıma yattığımda sokağın seslerini dinlerdim. Mevsim yazsa pencereyi de açardım. Ayın altında sesler büyürdü sanki. İpek böceklerinin dut yapraklarını kıtır kıtır yediklerini hayal ederdim. Bir kurbağanın bir su birikintisine atladığını, yolunu şaşırmış bir kertenkelenin gecenin karanlığında kendine bir yer aradığını, yan bahçedeki kümeste tavukların tüneye sıçradıklarını, yuvası bulunamayan sansarın kümesin çevresinde dolaştığını canlandırırdım gözümün önünde. Çok uzaktan belli belirsiz bir radyo sesi getirirdi gece esintisi. Birkaç sarhoş geçerdi, bekçi düdüğünü çalardı 20 adımda bir. Hızlı tempoyla ilerleyen sert adımların sesi gelirdi arada. Bazen bir bebek arabasının kıçırdayan tekerleklerinden cıyırtılar gelirdi kulağıma. Bazen de frenlerini sıka sıka bir bisiklet geçerdi hızla. O kadar çok ses dinledim ki. Ama o seslerden hiçbiri annemin ayak sesi olmayacaktı, biliyordum. Böyle gecelerden birinde gelmeyecek dedim kendi kendime. Boşuna bekleme. Eve gel, baban çağırıyor diye sesleniyor ablam. Omuz silkiyorum ablamın sesine ve oyunu sürdürüyorum. Onun da aldırdığı yok zaten bana. Kocaman yeşil gözleriyle, şarkısı eksik olmayan ağzıyla bir aşağı bir yukarı koşturup duruyor evin içinde. Odalara girip çıkıyor, dolapları boşaltıp yerleştiriyor. Hiç oturmuyor. Arka bahçeye çıktığında kuyuda yüzünü seyrediyor. Kuyunun içine şarkı söylerken anımsıyorum onu daha çok. Bir de küçük bir akvaryumu vardı. Akvaryumunda kırmızı balıklar. Balıkların hepsine birer at koymuştu. Onlarla konuştuğunu görürdüm ara sıra. Ama onlara ne anlattığını merak bile etmedim. Birbirimizden uzak durduk. Gerekmedikçe konuşmadık pek. O sokaklarla ilgilenmiyordu, ben de evle. Büyümüştüm sonunda. Lise bitmişti. Emeklilik ikramiyesiyle çarşı içinde ufacık bir dükkan açmıştı babam. Sigara, piyango bileti, şeker, çikolata gibi ıvır zıvır satıyordu dükkanda. Sonra sıkıldı. Evde oturmaya başladı daha da asılmış suratıyla. Ben ilgilenmeye başladım dükkanla. Arkadaşlarım da geliyordu. Memnundum hayatımdan. Geceleri, tatil günleri oraya buraya gidiyordum onlarla birlikte. Bir gün babam arka bahçenin toprağını kabartırken kuyunun yanı başında aniden öldü. Kuyuya söylenen şarkılar gibi yitip gitti dünyadan. Kalp kriziymiş. Babam öldükten sonra ablam yorgun ayrıldı evden. Zaten son yıllarda özensizdi giysileri. Balıkları ölmüştü. Şarkı da söylemez olmuştu ne kadar zamandır.
Saçlarını oyasız bir tülbentin altında topluyordu. Odalar arasında koşuşturan ayak sesleri duyulmuyordu. Yırtık çoraplarından simsiyah topukları görülüyordu. Kal dedim. Ben bakarım başımın çaresine. Sen burada otur işte dedim. İstemedi. Babamın 52'si okunduktan sonra ablasının yanına gitti. Babandan kalan emekli maaşı yeter bana. Nereye olsa sığınırım. İnsan gibi birkaç çift laf etmek istiyorum artık yaşadığım evde dedi giderken. Elini uzattı. Çaresiz öptüm. Nasırlıydı avuçları, yeşil damarlar kabarmıştı hıtır hıtır ellerinin üstünde. Ufak bir valizle çıktı gitti kapıdan. Arkasından bakmadım. Yıllar oldu. Sen nereye gittin anne? Yalnızca meraktan soruyorum. Merak ettiğim için. Nereye götürdü seni ayakların? Varabildin mi bir yerlere? Belki de hala gidiyorsun. Gitmeyen çok anne gördüm. Çocuklarının yanında kalan anneler ne kadar uzak ve yabancıydılar. Bir kokusu bile olmayan anneler vardı aralarında. Radyoyu açmayan anneler. Yemek yaparken şarkı mırıldanmayan anneler. Kaşlarının arasındaki çizgi derinleştikçe derinleşti, kimisinin bıçak yarası gibi oldu. Gözleri ışıksız anneler de gördüm. Ellerini göbeklerinin üstünde kavuşturup dünyaya kaşlarının altından bakanlarını da. Onlardan biri olmadığın için şanslısın. Şanslıyım. Özlüyorum elbette. Ama seni özlemeyi seviyorum artık. Sen git anne. Ben seni özlerim. Rastlantı bu ya. Belki bir gün karşılaşırız seninle masallardaki gibi. Hoşça kal sen. Sigarayı ne zaman bitirdiğimin farkında değilim. Elimdeki izmariti kuma gömüyorum. Rüzgar yön değiştirmiş. Denizden esiyor şimdi. Güneş de batmaya hazırlanıyor. Batıdaki bulutlar kızarmaya başlamış bile. Dönme vakti geldi anlaşılan. Kalkıyorum şezlongdan. Geldiğim yoldan dönüyorum. Acaba adanın öbür tarafından mı yürüseydim? Neyse, dönmek güzel. Bu gece haritada yerini bilmediğim, daha önce görmediğim bu adada annemle vedalaşmak belki de iyi gelir bana. Sahibini bilmediğim ayak sesleriyle yaşamak boğucu ve tedirginlik verici bir hal almaya başlamıştı. Artık biliyorum. Gözlüklerimi takıyorum, dişlerimi ağzıma yerleştiriyorum. Bu saatten sonra uyuyamam artık. Mutfağa bergamot kokulu çay demlemeye gidiyorum. Nalan Barbarosoğlu'nun Ayak Sesi öyküsünü Bedia Ener seslendirdi.